Risklerin. Bugün bilgiler axır üst üstə. Yine literat kanalından en baştan like'ım atım. Gastronomi uzmanı. Yine məşhur bir şefdir. Tanıyıram bu adamı. Ucuz ve bağlı viskiler denir. Viskiler de ayrı bir dünyada. Görürük. Sonra bakarım o bir videolara. Devam edirik. Tamamı tahıldan. Tamamı tahıldan. Evet. Ya nefret edersiniz ya bayılırsınız. Japon viskilerin hepsi temelde birer İskoç viskisidir. Fıçılar viskilere vanilya aroması verir. Merhaba, Literat kanalına hoş geldiniz. Ben Uğur Türkkan. Bugünkü konumuz viski ve viski dünyasında bir yolculuk. Öncelikle kısaca kendimden bahsedeyim. İçme konusunda uzmanım. Bu konuda birçok eğitim aldım. Çok seyahat ettim, çok tattım. Bunun dışında aslında makine mühendisiyim. Peki nasıl başladı bu yolculuk? 1997'de işimle hobimi birleştirmeye karar verdim. Bunun üzerine İngiltere'de, Fransa'da gastronomi, viski, şarap, bira gibi birçok ve peynir gibi birçok konuda eğitim aldım. Bugün tadacağımız viskilerde de şöyle bir şansım oldu. Hem bir taraftan İskoçya'da viski eğitimi almak, İskoçya'da viski tatmak, İrlanda'da viski tatmak, Amerika'da viski tatmak, Kanada'da viski tatmak, Japonya'da viski tatmak ve orada üretilmiş viskileri tatma şansına sahip oldum. Tabii viskiyi yerinde tatmak ayrı bir şey ama her durumda viskinin iyi tarafı birçok içecekten farklı olarak aslında çok rahat seyahat edebilen bir içecek. Peki hangi viskileri tercih etmeliyiz? Ya da sizin viskiniz hangisi? Aslında bence en sıkıcı olan hep her gün, her ortamda aynı viskiyi içmek. Yani insan her gün... Valla tequila viski kategorisine girilme bilmirəm. Ben tequila məyğundum mesela, tequila razı istirəm. Heç mənə uyğun olmayan bir şey deyim, o da Jack Daniels'dir. Jack Daniels'in nifreti yerim o dərəcə. İyi yenirəm. Çox acıdır. Dəhşət acı dadı var. Jack'ə bir türlü yani öyrəşənmədim heç vaxt. Bir qurtuma bu deyə yani, tüpürdüm bir viskidir, yani səyir deyim. Çörəyə burada təzə viskilər öyrənək. Bəlkə yoxlayarıq gələcəkdə lazım ola bilər. Gün kuru fasulye pilav yer mi? Ha, yiyebilir ama gerçekten çok sıkıcı olur. Onun için bu büyük dünyada o günkü ruh halinize... Çok farklı sahede yani bilin de. Viskiler çok farklı sahede. Özellikle bu vakte bilgi kazanmak da yani size ayrı bir seviyeye kaldırır. Ayrı bir level'e. Her hansı bir ortama girdiğin zaman viskiler falan varsa eğer bilgimin olmağı bilsen ne diye. Mesela yani her giden bir 4-0, 5-0 kabağı atardı yani dediğimse. Havanın durumuna göre viskinizi çok spesifik bir bilgi de yani. Bir de kötü ucuz viskiler bulundurun evde bol miktarda. Çünkü yamyam arkadaşlar geldiğinde onlar biliyorsunuz miktara bakıyorlar, kaliteye bakmıyorlar. Keyifli viskilerinizi kendinize veya anlayan dostlarınıza ayırın. Diğerlerini de bol miktarda o yamyam viskilerinden ikram edebilirsiniz. Evet, yavaş yavaş tatmaya başlayalım. Chivas Regal var, bizde var bunda. 890. Öğütmeyin uzundan evet, başladı. Evet, ilk viskimiz... Belki de bu işin referanslarını koyan bir kültürden, İskoçya'dan bir viski ve bir harman İskoç viskisi. Blended Scotch Whisky. Üzerinde 12 yıl yazıyor. Yani demek ki bu harmandaki en genç viski 12 yaşında. Maltlanmış arpa damıtılmış iki defa. Birçok farklı viski yapılmış bunlardan. Artı maltlanmamış arpa, çavdar, buğday gibi birçok başka tahılda, kolonlarda hızlıca damıtılmış ve bu fıçılarda olgunlaştırılmış. Ardından bu viskileri birleştirip bu harman İskoç viskisini yapmışlar. Şimdi ne kadar viski konulur bardağa? Yaklaşık 4-5 siyal kadar konulur. Niye 4-5 siyal konulur? Bilgiler öğrenerek bu kadar... Bunun da temel nedeni şudur. Genelde bir kadeh şaraptaki gram alkol miktarı, bir 33'lük biradaki gram alkol miktarıyla 5 siyal viskideki gram alkol miktarı. Bir daha. Bunun da temel nedeni şudur. Genelde bir kadeh şaraptaki gram alkol miktarı, bir 33'lük biradaki gram alkol miktarıyla 5 siyal viskideki gram alkol miktarı aynıdır. Yani bu viski... Oo, çok fark var ha. Ama sen seyri zatta görürsen seriyalarda, filmlerde falan. Bunun bir stekanı bile artıramıyor. 15-20 faizini falan doldururlar. Çok bak. Çok vakit. Bu daha az koydu mesela. Viski içtiğinizde bir kadeh şarapla veya bir birayla aynı miktarda alkol almış olursunuz. Bundan dolayı genelde viskiler 4 ila 5 santilitre kadar. Öyle sorma ağzına şimdi doldurur böyle bir defaya vurursa ondan da gitti.
Tezir. Konur. Bu viski %40 alkol ihtiva ediyor. Dediğim gibi bir blended scotch whisky. Ne demek blended scotch whisky? Şöyle açalım. Birçok farklı single malt viskiyle bir tane kolonda damıtılmış, büyük miktarda damıtılmış viskinin harmanından yapılmış. Özelliği şu, farklı kalitedeki viskileri harmanlayarak hep aynı tadı elde edebiliyorlar. Ben viski içerken şahsen su eklerim. Özellikle tadımlarda su eklerim. Çünkü 40 derece alkol ağzınızı yakar. Çok sıcaktır biliyorsun. Aa, soba yandırır. Demeli hey git soğuk yandırır ya adamın ağzını. Sen de bile buranı yandıra cidir böyle. Soğuk. Hez alırsan yani. Bildin mi ya? Her cins alkol için 40 derece alkol çok agresif. Çok pis. Onun için birazcık alkolü aşağı doğru çekelim. Ha eğer yemekle viskiyi eşleştiriyorsam o zaman... Su temasını yoklayacağım. Neredeyse birebir su ilave ederim. Böylece alkolü 20 dereceye indiririm. Şu anda herhalde 30 derecelerde olması lazım seyrelttiğim için. Evet önce rengine bakıyorum. Bu bir İskoç viskisi olduğuna göre rengi Amerikan viskisinden birazcık daha açıktır. Normal böyle çünkü İskoçya'da Amerika'ya göre hava daha serin. Fıçı ile viskinin ilişkisi biraz daha yavaş oluyor. Aynı zamanda daha önce içinde başka bir içki beklemiş. İkinci defa kullanılan fıçıları kullandıkları için İskoçlar genelde fıçı viskiyi daha az boyuyor. Bu rengin tamamı fıçıdan geliyor arkadaşlar. Yani onu çok net söyleyeyim. Viskide rengin tamamı fıçıdan geliyor. Onun için viskide derken evet fıçının verdiği renk falan gibi laflar söylerseniz... Bunlar değerli bilgiler. Burada bakıyorum. Evet ne kokuyor? Vanilya kokuyor. Fıçılar viskilere vanilya aroması verir. Fakat unutmayın toplumun yaklaşık %20'si vanilyayı koklayamaz. Ben koklayabiliyorum şu anslardanım. Vanilya kokuyor. Karamel... Bildiğimiz vanilya değil de yakın çubuğu. Başka. O vanilyanın o tabi halı. Veya böyle şekerleme gibi bir şivas var. Aynı zamanda birazcık daha o ağaçtan gelen marangozhane kokusuna benzer bir. Ne kokusu? Aynı zamanda birazcık daha o ağaçtan gelen marangozhane kokusuna benzer bir. Marangoz. Koku var. Meyvemsilik var. İçinde meyve yok ama meyveyi çağrıştıran aromalar var. Ağızda sıcak. Alkolün getirdiği tatlılığı hissediyorum. Gene genizden bu sefer kokular almaya başlıyorum. Gene meyvemsi kokular alıyorum. Gene tatlı baharatlar, vanilya. Yandırdı abi ihtimal. Nefes alamağı falan, gözü falan kızarmaya başladı. Bir tatlı baharatlar alıyorum. Başladı kızardı bu biraz. Gene meşenin tadını alıyorum. Aslında o meşe birazcık kekremsi bir tat veriyor. Yani hani bazen ses falan çiğ ceviz yediğimizde böyle ağzımız bir buruşur ya. İşte meşe de genelde meşe fıçının getirdiği tat budur. Biraz böyle ağzınızı kurutur. Keyifli bir viski. Hangi şartlarda içerim? Bunda mesela hiç is yok. Çok ağır değil, çok dengeli. Aslında her mevsim içebilirim bu viskiyi. Akşam içebilirim, gündüz içebilirim. Şöyle söyleyeyim, çok tipik bir tadı yok. Çok rahat, her gün için uygun içilecek bir viski olarak bu viskiyi tanımlayabilirim. Viskide mutlaka tattığınızda, kokladığınızda gelen rengin, bakın gördüğünüz rengin tamamı fıçıdan geliyor. Tattığınız ve kokladığınız aromalar ve tatlarında neredeyse %40'ı fıçıdan geliyor. Bu da daha önce içinde Amerikan viskisi barındırmış bir fıçıda olgunlaştığı için emin olun bu viskinin içinde birkaç damla Amerikan viskisi var. Peki bu viskiyi neyle eşleştirir? Yanına viskiden dayak yemeyecek bir lezzet koymam lazım. Yani çok zarif bir tat koyarsam viski zaten kuvvetli bir tat. O zarif tadı ezip geçer. Onun için genelde viskinin yanında kuvvetli atıştırmalıklar tercih edilir. Ne gibi? Mesela gerçekten çikolata viskiyle çok güzel gidiyor. Hatta bitter çikolatayı daha da tercih ediyorum ben şahsen. Sütlü seviyorsanız sütlü de gayet uygun. Yemişlerden mesela Antep fıstığı gibi yemişler gerçekten viskiyle iyi gidiyor. Bunun dışında kuvvetli peynirler de harika oluyor viski. Hani ezine beyaz değil. Mesela olmadı falan da olmadı ve sert daha bir spirti falan da var içinde. Gitmeyelim ama yıllanmış, biraz böyle su kaybetmiş. Mesela Mihalıç peyniri gibi, eski kaşar gibi, oldu şeyler var bir şey. Çok sert peynirler var böyle. Harika eşlik ediyor. Kokulayan için böyle beynimi dağıtır kokusu o peynirlerden bana. Bunun yanında meyveler de gerçekten keyifli viskiyle ama hani karpuz tarafına değil de birazcık daha kuvvetli tatlara gitmekte meyveler, fayda portakal, var. Portakal, greyfurt böyle şeyler. Kuvvetli lezzetleri olan meyveleri tercih etmek yerinde olur. Bunun dışında neyle gider? Eğer yemekle eşleştiriyorsunuz ben mesela etlerle çok beğeniyorum. Viski ve et çok çok iyi bir uyumlu. Balıkla eşleştireceksiniz bayağı sulandırırsanız yani birebir su. Valla ben o içkileri viskin falan esasında yemeğine yemeğe soğuk hoşlanmıyorum. Pive mesela şey abi sen ses kaynağın kartopuna falan gelir.
Abi yeməklərin ümumi baxanda yeməklərin içki içməyi çox xoşlamıram. Nəsə bu yeməyə uyğun gəlmir. Getmir. Somonlarla, yağlı balık. Ben içki boş-boşuna getmiş kimi seyirim. Somonlarla gayet güzel giden bir içecek viski. Aslında bize sanki hep böyle viski yemek sonrasıymış gibi gelir. Mesela buyurun Kıbrıs'a gidin. Güney ve Kuzey Kıbrıs'ta her iki tarafta da bayağı mezelerle viski içerler. 1500 Lagavulin. Bunu da görmüşəm bu deyəsən. Var bizdə deyəsən bu Bakıda. Marketdə görmüşəm bunu. Evet, bir diğer single malt viski ile devam ediyoruz. Şimdi başta şunu koyalım. İskoçya'da 100 tane damıtım evi var dedik. Bu 100 damıtım evi de farklı bölgelerde bulunuyor ve her bölgede viskinin tadına ciddi etki ediyor. İskoçya'da batı kıyısında ve kuzeyde birçok küçük ada var. Isla diye geçiyor bu bölge. Isla adaları, küçük adalar yani, bunlarda çok farklı viskiler var. Bütün İskoçya'nın tam tersine hafiflik değil, istiliğin önde olduğu, hafif iyotun, tuzun yani önde olduğu tatlar olan viskiler bunlar. Şimdi tatacağımız da bir 8 yıllık ada viskisi. Peki niye bu viskilerde is tadı, iyot tadı var? Bunun temel nedeni şu. Arpa, bu da %100 maltlanmış. Bu iyot tadı biraz şeydi bu, ser yandırır bu, yandırın telefonu. Çok sert kokudu, iyot tadı. Arpadan yapılmış bir viski, imbikte damıtılmış. İçinde hiç bunun tadı büyük ihtimal Jack Daniels kimidir. Jack Daniels'te de var o, iyot tadı. Yok. Adalarda maltı kavurmak için yeterince kömür olmadığı için turba denen bir malzemeyle, aslında fosilleşmiş çimle, bizim tezeye benzer aslında bir anlamda bir malzemeyle maltı kavuruyor. Ve o kadar kötü yanıyor ki, o kadar kötü yanıyor ki öyle bir duman çıkartıyor ki malta bu duman siniyor ve viskilerde kesinlikle bir is aroması oluyor. Onun için ada viskisini ayırırken hemen is kokusundan ayırabilirsiniz. Eğer viski ciddi is kokuyorsa yapıştırın ada viskisi. Single malt viski, %100 maltlanmış, turbayla, peat diyorlar İskoçlar, turbayla kavrulmuş bir malttan yapılmış. Peki niye iyot? Adadasınız. Böyle hani kendinizi Hawaii'de falan düşünmeyin. Böyle kocaman dalgaların, sert bir denizin, okyanusun denizinin vurduğu adalar bunlar. Havada bir iyot kokusu var ve fıçılarda bir miktar o iyottan, havadan o iyot kokusunu alıp viskiye yansıtıyor. Evet. Şey bildim. Ağustos'ta plajda içilecek bir viski değil bu. Kışta, soğukta, sert. Sen ayıltsınla bildin. Ben daha çok soğuk havada, hani klasik imajlar vardır ya, şömine yanıyor, evet, yağmur, fırtına vesaire ki adaların çoğunlukla coğrafyası da böyle bir coğrafya. Böyle bir ortamda canınızın çekeceği bir viski. Çok kuvvetli, aromatik anlamda çok kuvvetli. Evet. Buram buram is kokuyor. Bakın Türkiye'de çok karıştırıyoruz. İs ve kavrukluk çok ayrı iki şey. Bütün viskilerde kavrukluk vardır. Kavrukluk şekerin her organik maddede olduğu gibi yanıp karamelize olmasıyla ortaya çıkan, mangalda, tostta, kahvede olan bir şey. İs ise kötü yanmadan, kötü bir dumandan çıkan bir koku. Evet, ciddi is kokuyor. Ama meyvemsilik de var. Arkadan meyvemsilik de geliyor. Bazı ada viskileri sadece is kokar. Bazı ada viskileri bunun gibi hem is hem de meyve kokar. Hafif tatlı baharat. Bunlar ama diyorum içi böreşme lazımdı. Bunun bir de iç başta iyi. Çok içmeyen biri mesela. Hatırlamayın zor içmeyen biri. İçsem bu ütme beğenmem ben bunu. Çok tokunar yani. İyi yendirir. Ama yavaş bir içi böreşsen ağızdan nöreşse buna. Ve işte deres olarsın. Spesifik tatlarda da bunlar bilir neyse. Tatlı baharatları biraz temiz spesifik tatlarda. Wow. Çok dominant bir koku. Çok dominant bir tat. Kuvvetli, gerçekten çok kuvvetli. Bunu dediğin gibi yemekle eşleştirecek olsam isli etlerle. O bizim mesela boşnak isli etleri var ya, onun gibi bir etle. İslenmiş balıklarla, kuru balıklarla eşleyebilirim. Ama çok zarif tatlarla kesinlikle viski çok önde kalır. Çok dominant bir tat. Yazın içer miyim? İçmem. Ama kışın kesinlikle içerim. Yemekten sonra içerim. Biraz dijestif gibi. Bir tabii az miktarda içerim. Yani bu böyle parti yapılacak bir viski değil. Bu yudumlanacak bir viski. Bu viskide de dikkat ederseniz 8 yıllık yazıyor. Yavaş yavaş. Bu olmasa o süzmeyi biraz dibine. Bir santı değildi sonra o yarım santılık bir şeydi. Olmasa o yavaş yavaş yarım saate falan içersen bir saate falan bile. Yani şöyle bir fikre kapılmayalım.
ne kadar çok yıllanırsa o kadar makbul değil. Burada çok kuvvetli aromalar var, çok kuvvetli tatlar var. Onun için burada tam tersine daha genç çelimeyi master blender yani baş harmancı tercih etmiş. Peki viski fıçıya girdiği gibi kalıyor mu? Hayır. Çok enteresan bir şey var viski dünyasında. Angel's Share. Yani melekler bir miktar viskiden araklıyorlar. Yaklaşık İskoçya'da ki serin bir iklim bekleyen fıçılardan her yıl %2'si viskinin %2'si buharlaşıp uçup gidiyor. Yani bir viskiyi 55 yıl bekletirseniz, tabii bunu geometrik olarak arttırırsanız yani, her yıl %2 kaybederse en sonunda boş fıçıyla karşı karşıya kalırsınız. Onun için viskilerin birazcık daha buharlaşma hızıyla ilgili bir sıkıntı var. Çok sıcak iklimlerde niye kısa bekletiyorlar? Çünkü 12 yıl sonra hiçbir viski kalmayabilir. Mesela bir 18 yıllık Tayvan viskisi sıcak bir iklim olduğu için göremezsiniz. İskoçya serin bir yer. Onun için 8 yılda burada istenilen tat elde edilmiş ve 8 yıllık şişelenmiş. Evet, belki bu ada viskileri içinde bir son yorum şu olabilir. Yani üstünde de desen yazılmıştı bu 8 ve yazılıp 8 üstünde. Bir burada aşağıda. Fred edersiniz ya bayılırsınız. Yani arası olmayan bir viski çeşidi. Ay sol direm diye yani bir spesifik tattı. Buna uğraşmasan hiç sevmezsin. Hassas ağızlar genelde bu viskiyi bu tür viskileri hiç sevmezler. Ama genelde toleransı yüksek ağızlar yani böyle kuvvetli tatları sevenler bu viskileri çok severler. Bir diğer taraftan bu viski de özellikle veya başka kokteyllerde hafif bir is aroması vermek için gayet uygun bir viskidir. Hatta ben bazen viskiyi kokteyle koymam. Sadece bir küçük sprey şişesine koyup kokteyli hazırladıktan sonra üzerine birkaç sprey bu viskiden ya da bu tarz viskiden sıkıntı. 5800. Oha. Birden eskine de kalktı kıymet. Hibiki. Bundan hiç görmemişim. Hiç yani. Arkasına başını bu. 18 plus maşında. Neyle mi olmaz? Maşında saklama olmaz. O derece. Peki son dönemde çok konuşulan bir hikaye Japon viskisi. Evet, herkes bir Japon viskisi peşine düştü. Japon viski fiyatları tavan yaptı. Bulmak çok zor. Doğru. Ucuz, fakat bir orta, pahalı. Japonya'da viski kuralları daha yeni yeni oturuyor. Ki 1920'lerde başlamış bir serüvendir Japon viski tarihi. Fakat bugün piyasada içtiğimiz birçok Japon viskisi diye aldığımız viski aslında viski Japonya'ya ithal ediliyor ve orada harmanlanıp şişelenip Japon markalarıyla piyasaya çıkıyor. Gerçek Japon viskisi Japonya'da yapılmış. Ardından da Japonya'da o Japonlar viskiyi ilk... Bu pahalı viskiydi bu arada. Bu kıymetine bak. Sıkarım. 5800. 5800 TL. Biri başa bak. Ucuz, orta, pahalı. Hibiki bu Japon şeydi ama. İşte ben görüyorum. Son dönemde çok konuşulan bir hikaye Japon viskisi. Evet, herkes bir Japon viskisi peşine düştü. Japon viski fiyatları tavan yaptı. Tamamdır. Bulmak çok zor. Doğru. Fakat bir şuna dikkat edin. Japonya'da viski kuralları daha yeni yeni oturuyor. Ki 1920'lerde başlamış bir serüven var Japon viski tarihi. Fakat bugün iyi yapmışsın. Hoş geldin. Renç kattın. İyi ki geldin. Japonya'ya ithal ediliyor. Orada harmanlanıp şişelenip Japon markalarıyla ismin ne? Piyasaya çıkıyor. Gerçek paylaşmak istersen bu arada. Japon viskisi Japonya'da yapılmış, ardından da Japonya'da olgunlaşmış viskidir. Bugün Japonya bunun kuralını oturtmaya çalışıyor. Evet, Japon Kayra. Her şeyimi de direkt vurdun bak. Soracaktım zaten. Japon viskisi Kayra normalde kız ismi o yüzden. Hikayesi 1920'lerde başlıyor dedim. Ve bugüne kadar uzun bir serüvenden geçiyor. Güzel isim bu arada. Viskiyi... Türkiye'de sevdiğim isimlerdendir. İlk aslında Amerikalılardan öğreniyorlar ve çok beğeniyorlar. Daha sonra ben de Terlan. 1920'lerde viski işine girmeye tanıştığıma memnun oldum. Gidiyorlar İskoçya'da viski yapım tekniklerini öğreniyorlar. Ama Terlan'ı... Çünkü iklim olarak Japonya ile İskoçya çok benziyor. Aynı süreci mimikliyorlar. Onun için başta şunu söyleyelim. Japon viskilerinin hep... Hem Azerbaycan dilini hem de Türkçe konuşuyorum zaten. Anlamakta zorluk çekmezsin. Hepsi temelde birer İskoç viskisidir. Çünkü birebir İskoç sistemini kullanırlar. Bugün tadacağımız viski bir blended Japanese whisky. Bundan görmemişim yani... ama. Marketlerde bu viskiden görmemişim.
Bakıda, Azerbaycan'da yoktu bundan büyük ihtimal. Aslında bir Japon. Blended Scotch tarzı. Ya Japon viskisi. Ki, single malt Japon viskileriyle hububat viskisinin harmanlanmış hali. Tabii Japonlar biliyorsunuz bu zanaate çok önem verirler. Etiketi el yapımı, şişesi özel vesaire gibi unsurlar var. Peki niye Japon viskisi bu kadar pahalı? Bunun temel nedeni üretimin az olması. Yani aslında arz ve talep meselesi. Talep çok yüksek, çok moda, arz çok sınırlı. Ha, ona cevap verim sana. Düzü de haftadan ağır. Bir viski karabına bilirsen, ya bilirsen ne var. Koymuşlar. Eskiden viskiler marka değildi. Yani bu kadar büyük markalar yoktu. Viskilerin kaliteleri İskoçya'da çok oynadı. Usta gözlediğim viskiler elemiyor be. Chivas eleyip, Chivas Regal. Şey eleyip Lagavulin. Bunu görmeyeceğim, başı da var bundan diyesen. Ama bu Hibiçi'den görmemeceğim başı da. Bir gün kötü ya da bir parti iyi, bir parti kötü. Bir viski ambalajı, şişesi yoktu. Süt şişesi, su şişesi gibi her şeye konuluyordu. Fakat sanayi devrimi sonrasında 1800'lerden sonra markalar oluşmaya başladı. Vergilendirme sistemi başladı. Yani böyle bir karaftan, viski karafından viski koyma hikayesi vardır. Üzerine herhangi bir marka yoktur. İşte bu viskide de Japonlar o karafı mimiklemişler. Aslında bir viski karafı gibi gözüküyor şişe. Japonlar da genelde is olmaz. Aynen ana kara İskoçya'daki gibi is kokusu olmaz. Çok meyvemsi, çok aromatik. Ondan usta ve şeydi de. Sen değillerin falan. Jameson falan onlar sen değillerin var mı? Sen Glenfield falan onlar da. Onlar ben gözlerim yoklasın burada yoklamadı. Vanilya çok net hissediliyor. Çok yani şivası yokladı hepsi. Şivası cere yoklayayım ama. Değil güncül bir şeydi, çok ağır değil. Lagavulin de ağırdı değil ama. Her tarafına temas etmesini sağlıyorum. Gerçekten meyvemselik çok çok önde. Fıçıyı hissediyorum. Üzerinde herhangi bir ibare yok. Büyük bir ihtimalle gene İskoçlar çok bahat, daha ucuz olsa bakardım buna. Yani daha önce içinde Amerikan viskisi beklemiş fıçılar kullanıyorlar. En azından bu viski özelinde. Çünkü özellikle belirtmemiş. Çok dengeli, hiç is olmayan, meyvemsi, kavruk, vanilya, çiçeksi aromaların olduğu bir viski. Peki, single malt mı? Değil. Single maltlar artı hububat viskisinin harmanından oluşmuş. Yaş ibaresi yok. Demek ki buna özel fıçılardan seçmiş ve bunları harmanlamış. Ama diyebiliriz ki rahatlıkla en az 8 yıllık, ve sen de 3-5 yıllık değil. Eğer 3-5 yıllık olsaydı daha açık bir renge sahip olurdu. Dediğim gibi demin İskoçya ile Japonya'nın iklimleri çok benzerler. Onun için Japonya'da da viski yavaş yavaş olgunlaşıyor. Japon viskisi alırken lütfen viskinin Japonya'da üretilip üretilmediğini kontrol edin. Çünkü dediğim gibi dışarıdan ithal edilen viskilerin Japonya'da harmanlanıp ambalajlanmış hali piyasada bir hayli var. Son nokta Japon viskisi için. Tabii ki Japonlar kendi dokunuşlarını vermek istediler. Ve bazı Japon viskileri Mizunara fıçıda bitirilir. Mizunara fıçı Japonya'da yetişen, 100 yılda yetişen çok özel bir meşe ağacından yapılan bir fıçı. Problemi şu, fıçı çok işiyor. Buna işiyor deniyor teknik olarak. Yani çok kaçırıyor. Fakat viskiye de çok hoş bir kokonat tadı veriyor. Onun için demin bahsettiğimiz tekilada, şeride, konyakta, porto şarabında fıçıda bitirmek gibi düşünün. Aynı mantıkta Japon viskileri de üretildikten sonra son bitirişlerini Mizunara fıçılarda yapabiliyorlar. Yani Japon ya da Mongolian dedikleri meşeden yapılmış fıçılarda çok güzel kokonat tadı veriyor viskiler. Viskinin üzerine bakın, bu değil ama bazılarında Mizunara finish yazar. Bana hep soruyorlar, en güzel viski hangi viski? Ve hep aynı cevap veriyorum. En güzel viski ikram edilen viski. Gerçekten viski dünyası öyle bir marka imajıyla bütünleşmiş durumda ki bazen insanlar viskinin tadından çok marka imajıyla beraber viskilerini seçiyorlar. İşte efendim deri ceket mi? Efendim yoksa bir James Bond gibi takım elbise mi? Gibi farklı yok diyeceğim, burada imajları değil o. Viskiyle eşleştiriyorlar. Ve içtikleri viskinin aslında imajını sanki kendileri giymiş gibi hissediyorlar. Günün sonunda en önemli unsur şudur. Bakın, anın viskisi vardır. Mevsimin viskisi vardır. Yani yazın, kışın, ilkbaharda, sonbaharda, öğleden sonra akşamüstü, plajda, dağda,
Eğer bu mekanlar, bu anlar değişiyorsa mutlaka viskinin de değişmesi gerekir. Ben dediğim gibi en başta söyledim. Evde çok pahalı viskiler değil ama bugün anlattığımız gibi çok iyi viskilerden evde bir seçki bulunduruyorum. Ruh halime, mevsime göre bu viskilerden bir tane. Valla ben bir zaman bilmem ki içmediğim zehrim yetti Jack Daniels'di. Çok iğrenç bir tadı var. Çok dehşet anormal derecede acıdı yani. Apartılı bir viskidi. Seçiyorum. Demişti çok danışılır, meşhur falandı. Niye o kadar abartılır, ben çatmadı o iş işte bir tane de. Mutlaka ve mutlaka miktar değil, lezzet önemli. Olmaz diye bir şey var, sitarımı daha yakıştı. Değil. Kaç tane farklı viski içtim? Önemli. Bir de bir de aldık boş boş 80 mat falan verdi. Bu adam şef. Türkiye'de gastronomi uzmanı. Tanıyorum bunu. Ünlü bir şef. Viskilerin tadına bakıyor. Viski içkiler üzerine şef. Anladığım kadarıyla. Bir defa Tepsi Koli kanalında falan da çıkmıştı bu arada. Hep söylüyorum, pahalı, bazen pahalı gibi gözüken aslında viskiler daha ekonomiktir. Çünkü küçük küçük içerseniz, ucuz viskiden alırsınız, bir akşamda partide 12 şişe içersiniz. Hmm. Aslında size daha pahalıya mal olur. Onun için kaliteli viskilerden azar azar ruh halinize göre, ne kadar koyur? Anlam bir önlemine göre biraz seçerek içmeniz daha faydalı.